Normalde hep yeni bir şov yaparım sonra onu bir bölüm falan çekerim bir daha da hiç yapmam ama bu seri hoşuma gitti ve gelen yorumlar da hoşuma gitti o yüzden devam etmeyi düşünüyorum. Bu videoya 20 bin like ve bu bölümde üstünden geçeceğimiz bir sürü olay var son bir hafta içinde çok fazla şey oldu o yüzden bir an önce başlayalım. Borçay fikrini belirtiyor hemen ardından linç geliyor. İlk vakamız biraz üzücü bir vaka. Etika bilmiyorum biliyor musunuz? Yabancı bir yayıncı slash youtuber. Ben zamanında birkaç tane yayınını izlemiştim. Genelde başkalarının yayınına tepki vererek, onları yorumlayarak içerik üretiyor ve bunu yapan bir sürü kişi olmasına rağmen direkt kendini belli etti ve sivrilmeyi başardı öyle bir rekabet ortamında. Çünkü aşırı enerjik ve hayat dolu bir insan olduğu için. Son zamanlarında etikanın ruh sağlığıyla alakalı bayağı fikirler ortaya atıldı ve iyi durumda olmadığını çoğu kişi fark etti. Sürekli komplo teorileri üretiyordu ve kendisinin deccal olduğuna inanıyordu. Bir iki kere polis tarafından tutuklandığı oldu ve akıl hastanesine yatırıldığı oldu ama çok fazla üzerine düşülmedi. Ardından bir video paylaştı ve bir tür elveda videosuydu. İnsanlar ne olduğunu merak ettiler. Sonrasında ona ulaşamadı kimse. Dediler ki acaba gerçekten ciddi mi? Gerçekten kendine zarar verdi mi? Ve birkaç gün sonra New York polisi doğruladı bedeni bulduklarını. Tabi büyük bir şok etkisiydi. Yani o kadar hayat dolu birisinden böyle bir şey beklemezdi çoğu kişi. Ruh sağlığınıza dikkat etmeniz gerek. Ve kendinize kötü bir şey yapmayı düşünüyorsanız yardım almanın zamanı gelmiş demek. Lütfen git ve yardım al. Ve özellikle 18 yaşın altındaki herkese söylüyorum bunu. Şu an gençlerin en büyük hayallerinden biri YouTuber olmak. Bunu bir size artistik yapıyormuşum gibi düşünmeyin. Gerçekten endişelendiğim için söylüyorum. Hazır olmayabilirsiniz. Güzel yönleri var ve özellikle size güzel yönlerini sadece gösteriyorlar. Herkes gülüyor, eğleniyor. 10 bin liralık hamburger yedim. Gittiğim tatile baksana. Şuradan atladım. Ama ruhsal olarak sizi çok büyük sıkıntılara sokabilecek bazı durumlar da var. O yüzden lütfen böyle bir karar vermeden önce kendinize bakın ve deyin. Ben buna hazır mıyım? Ve bunu neden istiyorum? Etika ve gefagat egette gittikten sonra aşağılık herifin teki ki adını vermeyeceğim kanalına bir izlenme dahi gitmesini istemiyorum. Ruh çağırma tahtasıyla etika ile konuştuk adında bir video yüklüyor. Adam gidelim bir gün oldu. Bir gün. Adamın ailesinin bu videoyu gördüğünü düşünemiyorum. Düşsene oğlun gitmiş ve birisi internette resmen oğlunun CGSGT'nin üstünden izlenme kasmak için bir video çekiyor ve oğlunla konuştuğunu iddia ediyor. Ve başka bir tane daha insanlık kazıntısı. Gece 3'te etikayı aradık diye bir video çekiyor. İğrenç. Gerçekten son zamanlar diye bir şey varsa orada yaşıyoruz. Adam gibi ölemiyorsun. Düşünsene. Adam gibi ölemiyorsun ya. Böyle bir şeyin yapıldığını görmek beni dehşete düşürdü. Merak ediyorum. Bizim ülkemizde biraz daha sağduyu var mıdır? O gölü güyege karşı. Yani herkes insan gibi o görmeyi hak ediyor. Boş fikrini belirtiyor. Hemen ardından linç geliyor. İkinci vakamız. Geçen hafta Instagram çöktü. Ben bu Instagram'ın yeni yeni açılmaya başladığı saatlerde hala çökük ama yavaş yavaş açılmaya başlıyor. d yayınımı bitirmiştim ve başka yayıncılara bakıyordum. Bir tane oradan yayıncının Instagram linkine tıkladım. Tıklayıp Instagram hesabına gittim. Ve Instagram hesabında çok garip bir şeyle karşılaştım. Hatta ürpertici bir şeyle karşılaştım. Sayfa gayet normal gözüküyordu. Resimler öyle panel şeklinde dizilmiş. Ama resimlerin üzerine tıkladığımda her resim yerine gri bir sayfa açılıyordu ve her sayfada 3-4 satırlık yazılar vardı. Sanırım bir şekilde bu hata henüz düzeltilirken Instagram'ın iç yüzünü gördüm ve gördüğüm anda hepsinin ekran görüntüsünü aldım ve şimdi size göstereceğim. Resme tıklıyorum. Şöyle bir yazı çıkıyor. Görüntünün olası içeriği: bir kişi ayakta, araba, açık hava. Ve küçük resimde de aynı şey vardı. Görüntünün olası içeriği: bir kişi ayakta yürüyor ve açık hava. Küçük resimde aynı şey vardı. Görüntünün olası içeriği: bir kişi ayakta, bulut, gökyüzü, ayakkabılar, şort ve açık hava. Resimde aynı şey vardı. Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ağaç, bitki ve açık hava. Resimde aynı şey vardı. Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, yakın çekim ve açık hava. Resim aynen böyleydi. Görüntü tanıma özelliği zaten artık gelişmiş bir özellik biliyorsunuz. Gösterdiğin şeyi bilgisayar tanıyabiliyor. Bunu belki tahmin etmiyordunuz. Ben tahmin etmiyordum çünkü ama Instagram'a yüklediğiniz her resim önce Instagram tarafından kontrol ediliyor. Görüntünün olası içeriği çıkarılıyor ve algoritmaya kaydediliyor. Instagram neler paylaştığınızı biliyor. Facebook'ta biliyor. Sana senin görmek istediğin içerikleri gösteriyorlar. Senin kim olduğunu biliyorlar. Büyük ihtimalle nasıl bir insan olduğunu da biliyorlar. Seni en yakın arkadaşından daha iyi tanıyor olabilirler. Belki bu çok barizdir çoğunuz için. Zaten herkesin hemen hemen tahmin ettiği bir şey ama bu algoritmanın işleyişini doğrudan görmek benim için çok ürpertici bir şeydi ve öyle sizle paylaşmak istedim. Borçay fikrini belirtiyor, hemen ardından linç geliyor. Bir sonraki vaka Seydioğlu baklavanın sahipleri tarafından trafikte terör şov. Trafikte sanırım bir yol verme kavgası. Arabada bir adam var ve hamile bir kadın var. Gerçi yani arabada kim olursa olsun yani. insanlara bu şekilde terör yaşatmak kimsenin hakkı değil. Ardından bu saldıran kişiler diyor ki rahatsızlık geçiren annemizin yanına bir an evvel ulaşmaya çalışıyorduk. Ben mesela anneme ulaşmaya çalışıyor olsam arabadan inmem bile. Alabiliyorsam plakayı alırım yani o hukuki süreç falan başlatmak için. Eğer bana bir yanlışları olduysa. Ama Direk basar giderim abi Vakit kaybı çünkü. Ve işin en güzel yanına geldik. Şimdi bu Seydi oğlu baklavanın sahipleri yani. Bir tane de şey var. Seydi oğlu baklava var. Seydi oğlu baklava ağır lince uğradı. Öyle böyle değil. Boykot falan ettiler adamları. Ben bir de Seydi oğlu baklavanın Twitter hesabına gideyim. Bakayım neler olmuş dedim. Eşkıyalar hem suçlu hem güçlü olmak için nasıl bir arsızlık eğitimi aldınız? Yazıklar olsun. O iki adam insanlık ne bilmiyorlar. Hamile kadın var arabada. Maganda oğlu baklavaları. Linç tayfa ileri, o baklavaları almayın. Bu şeker egefsigizlere para kazandırmayın. Togo kagarın baklavanıza, igib ne geleger sizi. Ayı oğlu ayılar hamile kadının arabası mı tekmelenir? Sizden bir daha alışveriş yapını sigik Allah begele gana versin. Yani çok komik. Seyidoğlu baklava da linçten payını aldı. Düşünsene Seyidoğlu baklava diye bir şirketim var. Evde oturuyorsun böyle akşam. DERET Niye hamile kadının arabasına tekme attın? Ne? Harikayız gerçekten. Şunu fark ettim. İyi insan olmak istemiyoruz. Kötü insan dövmek istiyoruz. ay fikrini belirtiyor. Hemen ardından linç geliyor. Sıradaki vaka Norm Ender mekanın sahibi diye bir şarkı çıkardı. Şarkıda genel olarak son zamanlarda çok popüler olan trap müzikle dalga geçmiş. Sözlerin çok anlamsız olmasından, sürekli autotune kullanmalarından, sürekli karı kız, uyuşturucu ve paradan bahsetmelerine gönderme yapmış. Bunların hepsini ben de yaptım ama komedi muhabbını yaptım. ya yani dalga geçmek için yaptım. Yani güzel olmuş. Yarı komedi, yarı dis isterseniz dinleyebilirsiniz. Kafiyeli oldu. Keşke Jack'i bulaştırmasaydı. Ben Jack'i seviyorum. Üzüldüm. <laughs> Sonrasında Ezel Lolo diye bir tane şarkı çıkardı. Birçok kişi bunun bir karşı dis olmadığını söylüyor ama şarkının çıkma tarihi bayağı ilginç. Şarkıda Ezel şöyle diyor. Çünkü işin lolo, işin gücün laf. Hep tut bir saf. Bize de lolo? El insaf. Bilmiyorum ben karşı disk gibi hissettim dinlerken. Sonrasında yanılmıyorsam ben bulamadım ama Instagram hikayesinde Benfero Savaş Başlasın yazmış. Eğer gerçekten yazdıysa ve bu konuda ciddiyse baya ilginç şeyler göreceğiz. Belki Fero'nun hiç görmediğimiz bir yönünü görebiliriz. O yüzden ben merakla bekliyorum olacak şeyleri. Ve son vakamız Rainman Ela şarkısını sonunda çıkardı. Herkes şarkıyı dinledikten sonra sonunda çıkardı. Belki biliyorsunuzdur şarkı internete çok daha evvelden sızmıştı. Ama evet çıkardı sonunda. Ve şarkıyla Rayman izlenme rekorunu kırdı. Ki bir önceki izlenme rekoru da kendisine aitti. Kendi rekorunu kırdı. İlk gün izlenme rekoru 6 milyon derdim olsun. Ve yani ikinci şarkı Ela 8 saatte 10 milyon izlendi. Ayrıca dalga mı geçiyorsun ya? Şarkının türü klasik modern trap müzik. Bolca autotune var ve sürekli kendini tekrar eden sözler var. O yüzden birçok kişi şarkıyı eleştirdi. sürekli aynı şeyi söylüyor ya. Ya şarkıda işte bütün trap müziklerde olduğu gibi triad kullanmasını eleştirenler oldu. Triad işte üçleme bütün trap şarkılarda duyduğun o ritim var ya. Ama eleştirmek için da eleştirmek mesela baya basit kaçar. Abi bu yeni çıkan tarz var yani ya üçleme yapıyorlar. Ben çok sinir oluyorum ona. Takata 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 takata. Gerçi şey, o kadar çok müzik bilgim yok benim ya. Emre Yücelen değilim yani. <laughs> fa Ama yani bildiğim kadarıyla açıklayacağım. Üçleme yeni bir şey değil. Baya eskiden beri kullanılan bir şey müzikte. Aranızda belki Beethoven'ın Moonlight sonatasını bilen vardır. Güçleme mesela. Ve doğru şarkıda sürekli kendi söylediği şeyleri tekrar ediyor. Özellikle şey kısmı çok garip mesela. Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et. Yani düşünüyorum oraya başka bir şey gelemez miydi gerçekten? Çünkü çok garip kaçıyor şarkının içinde bile. Ama bir insanı kendini tekrar ettiği için suçlamak da saçma. Çünkü düşündüğün zaman müzik zaten tekrardan oluşan bir şey. Evet müzik tekrardır. Şimdi size bunu açıklayacağım. Bir tane Leontek'i oturuyordu tamam mı? Daha mağara adamı zamanlarındayız. Eline bir tane taş aldı. Bir tane daha taş aldı. Vurdu ona ona. Müzik değil. Bu. Sonra bir daha vurdu. Sonra bir daha vurdu. O taşı tekrar tekrar vurduğu zaman adam müzik oluştu. Sonra işte o taşı başka bir yere falan vurarak böyle ritim yapmaya başladılar. Dum Ça, dum, ça, dum, ça, dum. Da 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 dum, da 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 dum, da da, da da Gitar yok tabi o zamanlar. Bu bir insanın söylediğini tekrar etmesinden şu an biraz rahatsız oluyoruz böyle. Niye başka söz yazsana falan filan diyoruz ama. Mesela düşünüyorum ilk nakaratı yazan adama da böyle demişler miydi acaba diye. Abi şarkının başında söylediğin yeri niye tekrar ediyorsun ki? Nakarat bu. O ne? görürsün. Ya da ondan da önce ilk kafiye yapan adama ne dediler mesela? Çünkü kafiye de mesela cümlenin sonundaki sesin tekrar etmesi. Fark ettiyseniz hep zaten tekrarlardan oluşuyor. Ben böyle yaptım da sen de gittin ha. Ne yaptın sen şimdi? Kafiye. O ne? Görürsün. Evet bayağı konuyu dağıttım ama Eminem'ler, Triad kullanan, Ototun kullanan ve sürekli kendini tekrardan klasik bir trap şarkısı. Bunları belirtebilirsin ama böyle olmaması gerek müziğin demenin pek bir alemi yok. Çünkü bunlar çok eskiden beri yapılan şeyler. Gitarda tam notayı doğru basmak için perdeler koyuyoruz. Perde koyma abi. Mükemmel basma notayı o zaman. Mükemmel notayı duymak istiyor yani insan. O yüzden ototun popüler oldu. Triad duymak hoşuna gidiyor insanın. O yüzden triad popüler oldu. Tekrar duymak hoşuna gidiyor insanın. O yüzden popüler oldu. Ve bir sonraki vakamız Porsche adında bir YouTuber Minecraft yayınları yapmaya başladı. Yani kimse ondan böyle bir şey beklemiyordu ama yapıyor artık. dlive.tv slash porjays adresinde neredeyse her akşam Minecraft yayını yapıyor. Öğrendiğimize göre PewDiePie'in Minecraft videolarını izlerken bayağı hoşuna gitmiş ve kendisi de bir oyunu denemeye karar vermiş. Sonra bir nevi bağımlı olmuş ve her akşam artık dlive.tv slash Minecraft yayını yapıyor. Kendisine başarılar diliyorum ve iyi yayınlar yapıyor. O yüzden dlive.tv'de onu takip edebilirsiniz. Aşağı linki koyuyorum. Pekala bu haftanın vukuatının sonuna geldik. Eğer Videoyu beğendiyseniz böyle bir like atarsanız var ya öyle güzel bir şey olur e, fena. Bir sonraki vukuatta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Porsche fikrini Hemen ardından linç geliyor.